Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Engin Karagöz görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız yanımızda. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz Allah inşallah. Allah Teala razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de öncelikle bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin ve hepimizin tabii cuma geceleri hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun, cuma günümüz hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Hak hem cuma gecesinin hem de cuma gününü kendisinin feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Buna ilaveten de şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hastalar varsa Cenab-ı Hak en garibi zaman hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Amin. Dertlere deva, borçlara eda nasip ve müyesser eylesin. Amin. Sıkıntıda olanlar varsa Cenab-ı Hak bu gecelerin, bugünlerin hatır ve hürmetine inşallah Teala o sıkıntılarını da hayra tebdil etsin, hayra değiştirsin inşallah Teala. İnşallah. Tabii eceli gelmiş olanlar varsa Cenab-ı Hak onlara da iman selameti ihsan etsin inşallah Teala. İnşallah. Efendim, tabii bazı cuma gecelerini de hatırlatıyoruz. Bazen dinleyicilerimizden ikaz da geliyor. Efendim, bazen unutuyorsunuz, hatırlatmıyorsunuz. Cuma günü sabahleyin sabah namazını kılmak için kalkıldığı zaman tabii nasip meselesi ama Cenab-ı Hak nasip ettiği kimseye sabahleyin kalkıp cuma günü sabah namazının sünnetini kılmadan önce 3 defa Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbi ileyh. Bunu 3 defa okursa buyuruyor. Kendisinin günahları affolduğu gibi ana babasının günahları bile affolur buyuruyor. Cenab-ı Hak hepimize nasip eder inşallah. İnşallah. Efendim bu geceki konumuz dinimizdeki selamlaşma şeklinin nasıl olduğu, kimlere selam verilir, selam verme şekli nedir, nasıl yapılması lazım, başka şekillerde selam verilebilir mi? İslam alimleri uzun uzun anlatmışlar, yazmışlar. Biz de İslam alimlerinin kitaplarından alıp nakletmeye çalışacağız inşallah Teala. Efendim iki Müslüman birbirleriyle karşılaştığı zaman birbirine selamun aleyküm demesi. Yani birinin diğerine selamun aleyküm demesi. Öbürsünde bunun cevap olarak ve aleyküm selam diyerek selamına karşılık vermesi ve el ile de müsafaha etmeleri sünnettir. Peki müsafaha nedir? Müsafaha iki Müslüman karşılaştığı zaman sağ elleri, bu bazıları güreşçiler falan yapıyorlar. Sporcular yapıyor. Sporcular yapıyor, güreşçiler yapıyor. Böyle galip geldikleri zaman falan baş parmaklar birbirlerine kenetlenecek şekilde. Hani bilek güreşi yaparken nasıl böyle kilitlenir ya efendim. Evet. Onun gibi baş parmak birbirlerine geçmesi gerekir. Bu bize battan gelmiştir. Elini uzatıyor düz toka şekli. O değil efendim müsafaha. O şekilde baş parmaklar birbirlerine kenetlenmek suretiyle yapılır. Ve buralarda muhabbet damarı var. Sevgi ve muhabbet yayılır buyuruluyor. İki Müslüman karşılaşıp birbirine selam verip selamını aldıktan sonra da müsafaha ettikten sonra yani yaprak bir ağaçtaki sonbahar zamanı yaprakların o ağaçtan döküldüğü gibi o kimsenin de günahlarının döküleceği bildirilmiştir. Çünkü müsafaha ederken günahlar dökülür buyuruluyor. Müsafaha ederken günahlar dökülür. Efendim bunu her zaman yapmak caiz midir? Her zaman yapmak caiz değildir. Zaten yine nakledeceğiz yeri gelince belli zaman dilimleri içerisinde arada sırada yapılabilir. Hatta camilerde belli namaz vakitlerinde mesela hususen diyelim ki ikindinden sonra hususen her ikindide böyle müsafaha etmek bidat olur. Ama bunu bu şekilde değil de zaman zaman öğle namazında, ikindi namazında veya ne bileyim akşam namazında denk geldi bu şekilde müsafaha edilebilir mi? Evet edilebilir. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bazı kimselere selam verilmez. Hatta selam vermek haramdır buyuruyor. Selam vermek haramdır. Allah'ın selamı herkese verilir falan. Bu cahillerin sözüdür. Ama efendim din adamı olduğu halde böyle konuşan vardır. Din adamı sıfatı var da ama din adamlığı kendisinde yok. Böyle konuşanlarda. Çünkü gerçekten din adamı olmuş olsa yani İslamiyet'i bilmiş olsa böyle cahillerin söylediği gibi konuşmaz. Çünkü kitaplarda açıkça buyuruyor ki mesela 8 sınıf insan var. Bunlara selam vermek haramdır buyuruyor. Mesela yabancı kadınlara kızlara selam verilmez. Yabancıdan kasıt nedir? Bir erkeğe 18 kadın mahremidir.
İşte bunlar annesi, halası, teyzesi, babaannesi, anneannesi. On sana kız kardeşleri, teyzesi, halası. On sana ne bileyim ben kayınvalidesi, üvey kızı. Sütten olanlar bunlar. Süt annesi, süt halası, süt teyzesi, süt babaannesi, süt anneannesi. Bunlar 18 tanedir buyuruyor. Gelini. Bunlara selam verir. Bunlar çünkü mahremidir. Bunlara selam verir. Bunun dışındakiler bir erkek için yabancıdır. Bir kadın için de aynı şekilde babası, ondan sonra dayısı, amcası, anne ve baba tarafından dedeleri, ondan sonra erkek kardeşi, erkek kardeşinin işte kız ve erkek kardeşinin erkek çocukları, yani yeğenleri. Ve bunlar sütten olursa, süt baba, süt dayı, süt amca, süt dede, sütten olursa, kayınpederi, üvey oğlu. Bunlar damadı, bunlar mahremidir kadının. Bunlarla beraber yolculuk yapabilir, bunlarla oturur, kalkar, sohbet eder bir kadında. Bunlara selam verebilir, bunların selamına cevap verebilir. Kadın için bu erkeklerin dışındaki, erkek için de biraz önce arz ettiğimiz kadınların dışındaki kadınlar bir erkeğe yabancıdır. Onun için yabancı bir kadına selam vermek caiz değildir. Satranç veya benzeri. Mala yani lüzumsuz, dokuz taş, dama taşı, bilmem ne taşı falan oynayanlara selam verilmez. Kumar oynayanlara selam verilmez. İçki içenlere selam verilmez. Oturmuşlar mesela gıybet ediyorlar, insanlar dedikodusunu yapıyorlar. Gıybet edenlere selam verilmez. Ondan sonra Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği çalgıdır ve benzeri şeylerle meşgul olanlara selam verilmez. Açıkça günah işleyenlere selam verilmez. Ve harama bakanlara. Oturmuş karı kız seyrediyor falan filan. Hani röntgencilik yapıyor diyorlar ya. Karı kız seyrediyor. Yani harama bakanlara selam verilmez. Mesela bir de bazı haldeyken selam verilmeyenler var. Mesela onları bile yazmışlar kitaplar. Buyuruyor ki mesela namaz kılmakta olan kimseye selam verilmez. Siz namaza durun. Selamun aleyküm Mahdi Bey, nasılsın falan. Ve aleyküm selam, ben namaz kılıyorum, sen sonra görüşürüz. Denmez böyle. Namaz gitti. Olmadı o. Namaz kılmakta olana selam verilmez. Hoca efendi, imam efendi cuma gün hutbeye çıkmış. Hocam selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin, çoluk çocuk da iyi mi falan. Denmez, selam verilmez. Selam verilmez. Hutbe okurken selam verilmez. Kur'an-ı Kerim okumakta olana da selam verilmez. Çünkü o anda Kur'an-ı Kerim'le meşgul. Veya elinde tesbih vardır. Allah-u Teala zikrediyordur, Sübhanallah diyordur, Allah diyordur, La İlahe İllallah diyordur. Yani zikrediyor bir şeyle, ibadet halinde. Veya bir kimse camide vaaz ediyor, sohbet ediyor. O anda ona selam verilmez. Mesela Buhari-i Şerif veyahut da İmam Müslim Hazretleri'nin hadis kitabını açtı, talebelere okutturuyor veyahut da oradakilere naklediyor. Hadis-i Şerif okuyanlara selam verilmez. Bir de mesela bunları... şu hadis-i şerif okuyan, ondan sonra vaaz eden, Kur'an-ı Kerim okuyan veyahut da hatip efendi hutbe okuyordur. Bunları dinleyenlere de selam verilmez. Bunları dinleyenlere de selam verilmez. Mahkemedesin, mahkemede hakime selam verilmez. Ooo selamun aleyküm hakim bey, nasılsın, iyi misin, çoluk çocuk da iyidir değil mi? Bizim işte geldik bu mahkemede şahitmişiz falan. Bana da atarım seni. Ona da selam verilmez. Din dersi müzakere edenlere selam verilmez. Açtı mesela. Diyelim ki tamam, ben saatte bir diye kitabını açtı, okuyor. Ondan sonra orada beraberce müzakere ediyorlar. İşte namaz konusunu okuyorlar. Aha namazda kıyam şöyleymiş, yok kıraat böyleymiş. Aha ben anlamadım, orasını bir daha oku bakayım. Şöyle mi anlaşacak, böyle mi anlaşacak? Müzakere ediyorlar. O müzakere edenlere selam verilmez. Müezzin ezan okurken selam verilmez. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber, selam. Aleyküm selam, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir selam davet ediyor. Aleyküm selam. Olmaz ya o. Selam verilmez. O da cevap vermez. Müezzine ikamet okurken de selam verilmez. Kamet getirirken de camide. O anda da selam verilmez buyuruluyor. Din anlatan muallime de o anda selam verilmez. Diyelim ki çarşıda, pazarda hanımıyla o anda aynı şekilde diyelim bir şey bakıyordur, bir şey alıyordur, hanımıyla konuşuyordur. Ona da aynı şekilde selam verilmez. Avret yeri Allah-u Teala'nın aynı şekilde örtülmesini emrettiği yer açık olanlara da selam verilmez. Avret yeri açık olana da selam verilmez. Abdest bozmakta olana da selam verilmez. Yani hocam şimdi umumi tuvaletler var falan, işte gittik falan. Selamun aleyküm millet, çabuk olun çıkın falan. Onlar da aleyküm selam millet, bizim de işimiz var. Biraz sonra gel. Olur mu öyle şey?
İnanmaz tabii ki. Şimdi bizi dinleyenler diyor ki ya olur mu öyle şey? Evet, kitaplara yazılmış. Yani helada ihtiyacını görmekte olan kimseye selam verilmez. Hadi heladakini biliyoruz da adam kırdadır, ihtiyacını gideriyordur. Gördün sen ihtiyacını gideriyor. Oraya yaklaşman uygun değil ve bir de ileriden bağırıp selamun aleyküm Hamida, ne yapıyorsun? Tuvaletimi yapıyorum, ne yapıyorum? Demek yapılmış ki kitaplara yazılmış. Evet, kitaplara bunlar. Yazılmış. Hani insanlar... Olur mu diyorlar dinleyiciler tabii. Der dediniz de. Şimdi yemekte olana da selam verilmezmiş Bahattin Bey. Yalnız onun bir istisnası var. Aç kimse sofraya çağrılacağını bilirse yemek yiyene selam verebilir. Şimdi tanımadığın kimseyle karnın da aç. Ama bu bilgiler herkes tarafından bilinmesi lazım. Mesela diyelim ki 3-5 kişi oturmuş yemek yiyor. Birisi de oradan geldi. Şimdi gelen de biliyor bu fıkıh meselesini, yemek yiyene selam verir, selam vermedi. Onlar da ya bir selam versene, bu Allah'ın selamı denmez. Çünkü yemek yiyene selam verilmez bu diyor. Ama o gelen bu hükmü biliyor. O yemek yiyenler de biliyor. Geldi, selamünaleyküm dedi. Ha, oradakiler diyecek ya bu aç. Aleyküm selam kardeş, buyur otur bakalım sende. Bölüşelim lokmamızı. Demesi lazım. Evet. Ya aleyküm selam, sağ ol, otur, çay içen mi? Ya niçin adam selam verdi, aç. Definisyon ona. Mahrem olmayan yaşlı kadına, mahremi değil, halası değil, teyzesi değil, amcası değil, nenesi değil, babaannesi değil, yaşlı kadına selam verilir. Zararlot olduğu zamanlarda şehvetten eminse müsafaha da edebilir, yani elini sıkabilir veya öpebilir. Günah işleyenler tevbe ederse selam verilir. Günah işlerken mani olmak niyetiyle de selam verilebilir. Ha bak, bu çok önemli. Adam gitti, karı kız böyle gözetliyordu falan. Şimdi gidip emir maruf yapmak, onu oradan uzaklaştırma. Selam aleyküm ya falan. Hayırdır? Ya sen bugün falan yerde olmayacak mıydın ya falan deyip konuyu kaydırıp hadi bir gidelim falan. Onu oradan uzaklaştırmak. Yani işlemiş olduğu günaha mani olmak niyetiyle. Evet. Caizdir buyuruyor. Kafirlere ancak iş düştüğü zaman selam verilebilir buyuruyor. Kafire saygı göstermek için selam vermek, o Allah saklasın imanı götürür buyuruyor. Onun şakası yok. Ve mesela bir kafire üstadım, ondan sonra ne bileyim ben böyle buna benzer aynı şekilde yüceltici, saygı gösterici ifadeler kullanmanın imanı götüreceği İbn Abidin'de yazılan. Selam verene ve üçe kadar aksırıp da elhamdülillah diyene hemen cevap vermek farz-ı kifayedir. Selamun aleyküm dedi ve aleyküm selam demek farz-ı kifayedir. Adam aksırdı, elhamdülillah dedi, yerhamdülillah denir. Tekrar aksırdı, elhamdülillah dedi, yerhamdülillah denir. Tekrar aksırdı, elhamdülillah dedi, yerhamdülillah. Buraya kadar tamam. Ondan sonra verilmez mi yani, cevap verilmez. Verilir de, yani diyelim ki unuttun, adama yerhamdülillah demedin. Cevap vermedin. Üçten sonra aksırdığı halde cevap vermedin. Günaha girilmez ama üçe kadar farz-ı kifayedir. İşlemlerin cevabı geciktirmesi de haramdır. Tevbe etmeleri de lazımdır buyuruyor. Çok tehlikeli. Mesela mektupta gelen selamı okuyunca, bugün bilgisayarlar var mesela. Mail geldi. Selamun aleyküm diye yazmış adam. Ve aleyküm selam okuyunca hemen cevap vermek gerekir. Ve aleyküm selam demek farzdır. Bunu yazıp göndermek müstahaptır. Birisine selam götürmeyi kabul eden kimsenin bu selamı götürmesi de farzdır. Mesela selam söyledi. Aleyküm selam dedi. Ne oldu? Emanet oldu. Götürüp bildirmen lazım. Unuttum ben. Unutacaksan o zaman emaneti almayacaksın. Götürmeyi kabul etmezse inşallah derse vedia olur. Vediayı götürmek lazım olmaz buyuruyor. Ama emaneti yerine teslim etmek lazımdır. Unutmazsam inşallah demek lazım. Evet. Mesela namaz kılan hatip efendi aynı şekilde hutbedeyken selam verildiyse bunlar cevap vermez. Diğerlerinin mesela Kur'an-ı Kerim okuyanın, zikredenin, hadis-i şerif okutanın, ondan sonra bunları dinleyenlerin, fıkıh dersi çalışanların bunlara aynı şekilde selam verilmişse ya onların alması caizdir. Ama namaz kılanın alması ve hatip efendinin hutbede alması o caiz değildir buyuruyor. Dilencinin selamına cevap vermek de lazım değildir buyuruyor kitaplarda. Yerken, içerken, heladayken, çocuğun, sarhoşun, fasıkın selamlarına cevap vermek farz değildir.
selamünaleyküm veya esselamünaleyküm diyerek selam verilir. Selamünaleyküm diyenlere ve başka sözlere selam verene cevap vermek selam aleyküm diye. Selamün demiyor, selam aleyküm diyor. Yahudilere böyle cevap verilmiş. Selam aleyküm. Evet. Hatta gayrimüslimler böyle yapıyor. Bidat ehlinden bazıları yapıyor. Selam aleyküm diyenlere ve başka sözlerle selam verenlere cevap vermek farz olmaz. Riyad-ül Nasihin'de buyuruyor ki bir kimseye selam verirken cem olarak yani çoğul olarak vermeli. Çok kimseye verir gibi vermelidir. Çünkü mümin yalnız değildir. Müminin yanında muhafaza melekleri ve kiramen katibin ismindeki iki melek bulunmaktadır. Beraberdir. Dolayısıyla çoğul olarak selam vermeli. Riyad-ı Salih'in kitabında selamı cem kelimesiyle yani çoğul şeklinde söylemek lazım olduğunu bildiren hadis-i şeriflerde yazılıdır. Peki selamun aleyküm deyince ne demek istiyoruz? Onu da yazmışlar kitaplarda. Selamun aleyküm demek, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez. Selametlisin demekmiş. Ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selametlisin demektir. Hadis-i şerifte tanıdığınız ve tanımadığınız Müslümanlara selam veriniz buyuruldu. Yalnız şimdi Bahattin Bey, bu tanıdığınız ve tanımadığınız Müslümanlara selam veriniz. Burada Müslümanlara buyuruyor. Şimdi mesela Türkiye'de onu ayırt etmek zor. Mesela Avrupa'da, Amerika'da veya benzeri yerlerde Müslümanlar var. Ama Müslümanlara selam veriniz. Gayrimüslime zaten bu şekilde selam verilmez. Adam tuhafına da gider. Tuhafına da gider. Bu ne demek istiyor falan diye. Mesela Türkiye'de nüfusu en çok fazla olan İstanbul. İstanbul'da şimdi, biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bakıyorsun adam kılık kıyafeti itibariyle paçası düzgün ama bir aması var. Evet. Bir aması var. Ha, selam verilir mi verilmez mi? Bazılar şimdi bu hadis-i şerife hem tanıdığınız tanımadığınız herkese selam verir. Hayır, tanıdığınız tanımadığınız herkese değil. Tanıdığınız ve tanımadığınız Müslümanlara selam veriniz. Müslümanlara, tanıdığınız tanımadığınız herkese değil. Ama ben Müslümanım. Ha, Müslüman olduğunun alameti veyahut da diyelim ki seni namaz kılarken gördüysem veyahut da namaz kılmak için mescide girerken gördüysem, abdest alırken görmüşsem, ha bu Müslümandır. Tanışmıyoruz, beraberliğimiz söz konusu değil ama selam veririm. Ama bilmiyorsam, karışıksa, mürtedi, kafiri, Yahudisi, Hristiyanı karışıksa, tanırsam veririm, bilirsem veririm. Veyahut da tanımıyorum ama Müslüman olma alametleri varsa o zaman selam verilir. Kafiri çünkü kafirlere selam verilmez. Onlar selam verince yalnız ve aleyküm denir. Nikahla alması ebedi haram olan 18 kadın, başta nakletmiştik onu, bunlara selam vermek caizdir. Selamlarına cevap vermek farz-ı kifayedir. Bir sebep ile geçici haram olan, yani o sebep kalkınca evlenmesi halal olan 7 kadına selam vermek caiz değildir. Bunların selamına cevap vermek farz olmaz. Zengine zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Zengin önce selam verirse cevap verilmesi farz olur. Büyüklerin çocuklara selam vermeleri caizdir. Selamda sünnet olan şekil şöyledir. Önce büyük küçüğe, şehirli köylüye, devedeki ata binmiş olana, attaki merkepte olana, merkep üstündeki yaya yürüyene, ayakta olan oturana, az olan çok olana, efendi hizmetçisine, baba oğluna, ana kızına verir. Yani rütbe ve nimeti çok olan önce verir. Nitekim Miraç gecesi önce Allahu Teala selam verdi. Tahiyyatta var ya, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Evet. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diye Allahu Teala selam vermişti. İki Müslüman birbirine aynı anda selam verirse, mesela ikimiz karşılaştık. Ben dedim selamun aleyküm, sen dedin selamun aleyküm. İkimiz aynı anda birden söyledik bu lafzı. Her ikisinin de birbirine cevap vermesi farz olur. Benim de aleyküm selam, senin de aleyküm selam demen gerekir. Birbirinden sonra selam verirlerse, ben selamun aleyküm dedim, sen de zaten hazır bekliyordun, sen de selamun aleyküm dedin. Ha, böyle olursa ikincinin verdiği selama cevap yerine geçer buyuruyorum. Çok kimseye selam verildiği zaman bir kişi hatta bir çocuk cevap verince ötekiler vermesi de olur buyuruyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren İbrahim Aleyhisselam'a kadar selamlaşma şekli insanların birbirlerine secde etmeleri ile olurdu buyuruluyor. Sonra bunun yerine boynuna sarılmakla oldu. Muhammed Aleyhisselam zamanında el ile müsafaha sünnet oldu. Şiiler verilen selam gibi cevap verirler. Selamun aleyküm diyene selamun aleyküm derler. Aleyküm selam demezler. Abdullah bin Selam radıyallahu teala anh eshab-ı kiramdan muzaat buyuruyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman mübarek ağzından ilk işittiğim hadis-i şerif şu idi. Birbirinize selam veriniz. Birbirinize yiyecek ikram ediniz. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Buyuruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu da Abdullah bin Selam radıyallahu teala hazretleri naklediyor. Tahtavi Merakil Felah haşiyesinde buyuruyor ki, Müslümanların birbirleriyle karşılaştığı zaman müsafaha etmeleri sünnettir. Nitekim Süleyman Ebu Davud Sicilani Hazretleri'nin bildirdiği hadis-i şerifte Ebu Zer Gıfari radıyallahu teala buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile her karşılaştığımda benimle müsafaha ederdi. Müsafaha, iki kişinin, biraz önce nakletmiştik, sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp iki baş parmağın yanlarını birbirine değdirmesidir. İşte şimdi bu zamanımızda moda olan parmakları tutarak, avucuna koyarak yapılan tokalaşma, bu Şiilerin usulüymüş. Sünnet olan ise karşılaşınca selam söyleşirken sağ el dört parmak içlerini çıplak olarak eldivensiz, örtüsüz karşısındakinin sağ eli dışına baş parmağı tarafına yapıştırmaktır. Baş parmakla bulunan damardan, baş parmakta bulunan damardan muhabbet yayılır. Müsafaha ederken birbirlerine muhabbet geçer buyuruluyor. Müslümanların birbirlerini sevmeleri lazım. Ayrılmaları, ayrı yol tutmaları uygun değil. Bölünmemeleri lazım. Bölünmemeleri lazım, lazımdır diye Ehl-i Sünnet alimleri hep nakletmişler. Ama bölünmemek için de Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumak lazım tabii ki. İbn-i Abidin de buyuruyor ki, Cabide her namazdan sonra birbiriyle müsafaha etmek bidattır. Camide bunu adet haline getirmek. Çünkü Şiiler böyle yaparlarmış. Bayram günleri camilerde müsafaha ederek bayramlaşmak ve namazlardan sonra adet etmeden arasına müsafaha etmek caizdir. İhtiyaç olduğu vakit zımniye gayrimüslime de selam vermek ve müsafaha etmek caizdir. Hürmet için ise caiz olmaz. Çünkü kafire hürmet etmek iman tehlikeye sokar. Evet. 10 yaşına gelen kız ve erkek çocukların yatak odalarını birbirinden ve ana babalarından ayırmalıdır. 10 yaşına gelen kız ve erkek çocukların yatak odalarını birbirinden ve ana babalarından ayırmalıdır. Alimin, ana babanın eli öpülür, başkasının öpülmez. Arkadaş ile karşılaşınca elini öpmek haramdır buyuruyor. Büyükler geldiği zaman kalkarak karşılamak müstahaptır. Kendi gelince ayağa kalkılmasını sevmek mekruhtur. Kur'an-ı Kerim ekmeği öpmek de caizdir. Anadolu'da yaygın bu. Kur'an-ı Kerim öpmek, ekmeği öpmek caizdir buyuruyor. Ha ibadet midir? Caizdir buyuruyor. İzin verilmiş ama men edilmemiş. Berika kitabında buyuruyor ki selam verirken ve selam alırken eğilmek günahtır. Hadis-i şerifte karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyiniz, kucaklaşmayınız buyuruldu. Ya bu çok önemli bir husus ya. Karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyiniz, kucaklaşmayınız. Nasıl yerleşiyor, nasıl şey yapıyorsa falan. Bir bakıyorsun pat hemen kucaklaşıyor. Pat kafalar böyle tokuşturuluyor falan. Nereden geldi, nereden girdiyse İslam yetti bir alakası yok. Çünkü Allah-u Teala'dan başkası için rükû ve secde yapmak da haramdır buyuruyor Berike kitabında. İbn-i Nüceyim Zeynettin Mısri Hazretleri Segair ve Kebair kitaplarında buyuruyor ki el ile selam vermek günahtır diyor. İsmail Sıvasi Hazretleri bunu açıklarken çünkü el ile selam vermek kafirlerin adettir buyuruyor. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Resul Hazretleri buyuruyor ki Müslümanların haklarını gözetmek lazımdır. Hadis-i şerifte Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Selamına cevap vermek, hastasını yoklamak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek ve aksırıp elhamdülillah diyene yerhamdülillah diyerek cevap vermektir buyuruldu. Şimdi tabi bu hadis-i şerifler kitapların hepsinde zikrediliyor. Zaman zaman bize gelen İslam ve toplum programına gelen suallerde işte hadis-i şerifte Müslüman müşterinin 5 hakkı var. Ha, bu 5 hak yerine getirince diğer haklara riayet etmesek de olur mu diye hatıra gelebiliyor. Öyle değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen hale ve duruma göre, oradaki insanların haline göre
bu hakları açıkça beyan etmişler. Selamına cevap vermek, hastasını yoklamak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek, aksırıp elhamdülillah diyene erhamdülillah diyerek cevap vermek. Bu umumidir. Mesela komşuysan komşuluk hakkı devreye girer. Alışveriş yaptıysan orada belli bir hukuk geçer. O hak devreye girer. Yani o diğer haklar yok demek değildir. Yani Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı sadece bu hadis-i şerifte bildirildiği kadarıyla 5 tane değildir. Bunun üzerinde de inşallah duracağız ama 1. bölüm bizim bitti efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz selamlaşmanın adabı. Evet hocam. Efendim, 1. bölümün sonuna gelince İmam-ı Rabbani Kudüs Sözleri bir hadis-i şerif naklediyor. O hadis-i şerifte, hatta hadis-i şerifi zikretmeden önce İmam-ı Rabbani Kudüs Sözleri Hazretleri Müslümanların haklarını gözetmek lazımdır buyuruyor ve hadis-i şerifte buyuruyor. Onu nakletmiştik, o hadis-i şerifi yine naklediyoruz. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Selamına cevap vermek, hastasını yoklamak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek, aksırıp elhamdülillah diyene erhamükallah diyerek cevap vermek buyuruluyor hadis-i şerifte. Ve 1. bölümün sonuna geldiği için orada da kısmen bahsetmiştik ve nakletmiştik. Şimdi acaba Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı sadece bu kadar mıdır? Başka yok mudur falan? Bu umumi. Her Müslümanın birbiri üzerindeki hakkıdır bu. Her Müslümanın birbiri üzerinde olan haklarıdır. Mesela selam verdi. Ben seni tanımıyorum arkadaş, selamına cevap vermiyorum diyemez. Bir Müslüman biliyor hasta. Mesela hastaneye git, kendi şeyi vardı. Orada bir Müslüman da aynı şekilde hasta. Ya ben onu tanımıyorum, ziyaret etmeyeyim diyemez. Çünkü hakkıdır. Müslümanı yoklaması gerekir. Bir Müslüman vefat etti. Cenazesi var. Ben bu adamı tanımıyorum. Cenaze namazını kılmayacağım veyahut da cenazesine gitmeyeceğim diyemez. Veya aynı şekilde tanımadığı halde, arada yahut da muhabbet olmadığı halde biri sana davetiye gönderdi. Haram işlenmeyen Müslüman davet etti. O davete gitmek ve yanında bir Müslüman hapşırdı. Elhamdülillah dedi. Aa, ben seni tanımıyorum arkadaş. Ben sana yarhamdülillah demem. Diye bir lüksü yok. Çünkü elhamdülillah diye yarhamdülillah diyerek cevap vermek. Bunlar hak diye bildiriliyor. Ha, bunun dışında haklar tahakkuk etmez mi? Elbette eder. Komşuyuz, komşuluk hakkı. Tarla komşusu, orada yine tarla komşusu hakkı devreye girer. Alışveriş yapmışın, o girer. Ondan sonra akrabadır. Annedir, babadır. Ondan sonra evlattır, kardeştir, yeğendir. Veyahut da aynı şekilde evlendin. Evlendikten sonra kayınpederdir, kayınvalidedir, kayınbiraderdir. Yani çeşitli haklar devreye giriyor. Veya bir mahallede oturuyorsun, bir sokakta oturuyorsun, bir vasıtaya biniyorsun. Orada başlarının hakları da var. Onların da aynı şekilde haklarına riayet etmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani haklar sadece bu 5 tanesiyle sınırlı değil. Onu anlatmak istiyorduk efendim. Evet. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki davetine gitmek gerekiyor. Davete gitmek haklarındandır. Ama onun bir şartı var. Çağrılan yere gitmek için de belli şartlar var. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri İhya kitabında buyuruyor ki yemek şüpheliyse, yani adam hırsız, soygunculuk falan yapıyor, bu şekilde böyle bunlardan hazırlamışsa, sofrada saf ipek kumaş, altın, gümüş varsa, altından taslar, ne bileyim gümüşten taslar, yemek kaplar varsa, tavanında ve duvarlarda İşte canlı resimleri varsa, devam ediyor, çalgı çalınıyorsa, oyun oynanıyorsa, böyle olan yere gidilmez ki buyuruyor. Böyle olan yere gidilmez ki. Evet. Zalimin, bidat sahibinin, fasıkın ve kötü kimselerin ve övünmek için çok para kazanmış olanın davetine de gidilmez. Zalimin, bidat sahibinin, fasıkın ve kötü kimselerin, övünmek için çok para harcamış olanın davetine gidilmez buyuruluyor İhya'da. İmam-ı Gazali Hazretleri bildiriyor. Şirat-ı Lisan kitabında da buyuruyor ki riya gösteri için yapılan davete gidilmez. Muhit kitabında da buyuruyor ki oyun oynanan, çalgı çalınan, Müslümanlar çekiştirilen, içki içilen davete gidilmez.
Metali bir müminin kitabında da böyle yazılıymış. Böyle maniler bulunmayan davete gitmek lazımdır. Da İmam Rabbani Kutusu 400 sene öncesinden buyuruyor ki bu zamanda böyle davet az bulunur. Ana. 400 sene önce. Şimdi zaten orada buyurmuşlar az bulunur. Kıyamete doğru bunlar az bulunur böyle davetler. Yok demek değil. Yani bizim tanıdığımız bildiğimiz çok kimse var böyle. Ne çalgı var, ne şarap var, ne bilmem ne var. Yani haram işlenmiyor. Öyle davetlere aynı şekilde gidilmesini gerekir tabii. Bakıcısı bulunan hastayı ziyaret sünnettir. Kimsesi yoksa yoklamak vacip olduğu Mişkat haşiyesinde yazılıdır. Müslümanın cenaze namazını kılmalı, hiç olmazsa birkaç adım cenazede bulunmalıdır. Muhit kitabında yazıyormuş bunlar. Evet. İbn Abidin de buyuruyor ki haram olan şeyler odada ise gidilir. Sofrada ise gidilmez. Bilmeyerek gidildiyse kalbiyle beğenmeyerek oturulur veya bir bahaneyle geri dönülür. Çünkü haram işlememek için sünnet terk edilir. Gıybet söylemek veya dinlemek çalgıdan ve oyundan daha büyük günahtır. Söz veya makam sahibi ise sofrada günaha mani olmalı veya geri dönmelidir. Söz sahibi ise. Mesela orada diyelim ki öyle bir yerde ki o orada otoritedir. O da tabii gitti baktı ki aha çalgılar var, bilmem neler var, bilmem nesi var. Sözde dinlenecekse bu kimsenin müdahale etmesi lazım. Müdahale etmesi lazım. Biz bir davete gitmiştik. Bir baktık. İlahi söylüyorlar. Lan vurdum buradan vurdumuş. Düğün sahibini çağırdım. Dedim bak arkadaş. Biz seni itikadı düzgün, haramdan sakınan birisi olarak bildik ve geldik. Terk ederim burayı dedim. Abi dedi ben de bilmiyordum falan filan. Hemen apar topar gitti durdurdu. Ne yaparım canım şimdi çalıyorlar mani olmuyor mu? Oğlum öyle şey ya. Madem ki haram itikad ediyorsun. Restini koyacaksın. Restini koyacaksın. Onunca sen gevşek davran sonra o gevşek davranınca. Ne yaparım canım haram diye ama her gelen de aynı şekilde oturup dinliyor bunlar. Kimse de bir şey demiyor. Diyor onu sana. Tepki gösterirsen ondan sonra çekileceğim verilir. Mala Bütte kitabında buluyor ki gelen misafire 3 gün ziyafet vermek müekked sünnettir. Sonraki günlerde müstahaptır. Yani 3 günlüktür derler de yani misafirlik 3 günden sonra hemşerim. Hatta bir şey anlatılır da İsmail Fakurlu Hazretleri İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri işte 9-10 yaşlarında babası onu da götürüyor. Babası da İsmail Hakkı İsmail Fakurlu Hazretleri'nin talebesidir. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin babası da o bu zatın talebesi. İşte götürmüş işte bir gün İsmail Fakurlu Hazretleri İbrahim Hakkı Hazretleri'ne molla dermiş. Molla misafirlik bitti. Hadi diyor artık sen de çalış. Sen de git diyor testiye su doldur gel. Diyor öyle bir hadisesi anlatılır efendim. Evet. Hadika'da dil afetleri sonunda buyuruyor ki birinin evine, odasına, bahçesine girileceği zaman izin istemek vaciptir. Kapıya vurarak, zili çalarak veya seslenerek. Şeyde köydeyken öyle yani iki katlıydı bizim evler. Aşağıdan böyle kapı vursan falan duyulmaz. Gelir kapı vurulur bir de bağırılır falan. Mesela diyelim ki ev sahibinin ismi Ahmet'se Ahmet'o! Mehmet'o! Bağırıyorsun aşağıda. Ahmet emmi o şekilde bağırıyorsun. Seslenerek. Mesela selam vererek izin istemeden içeri girmemelidir. Ana baba çocuğunun. Çocuk ana babasının odasına gireceği zaman da izin istemelidir. Ben giremez miyim evladımın odasına? Giremezsin tabii arkadaşım. Buraya erdikten sonra giremezsin. Çocuk ona yanlış bir şey yapıyordur. Nitekim öyle bir şey anlatmışlardı. Bir baba 18-20 yaşına gelmiş oğlun aynı şekilde tak diye odasına birden giriyor. Bir anda çocuk internette uygunsuz şeylere bakıyormuş falan. Oy sen nasıl bakarsın da edersin de falan. Babayla oğlu yüz yüze geliyor. O yanlış ya. Yani kapıyı vuracak. Oğlum müsait misin falan filan. Ya çocuk o gizli yaptığı şeyleri. Hiç olmazsa çocuğun hayası gitmesin. O çekilmesi devam etsin. O korkusu bir gün Allah-u Teala'dan hayaya dönüşür onun. Yanlış yapılır o. Olmaz o. İzin istemelidir. Ana baba çocuğun, çocuk da ana babasının odasına gireceği zaman izin istemelidir. İzin 3 defa istenir. Birincisinde izin vermez, kapıyı vurur. Bir dakika sonra 2. defa istemeli. Yine verilmezse 3. defa istemelidir. İzin verilmediği zaman 4 rekat namaz kılacak kadar, içeriden seslenilmediyse bir şey olmazsa 4 rekat namaz kılacak kadar beklenir. Beklendikten sonra çekilir gidilir. Geldik de kapını açmadın. Ya arkadaş İslamiyet'in bildirmiş olduğu 3 defa izin istedin. İçerisi müsait değildir. İçeriden cevap verilmedi. Evde yoktu kapı, belki. Veyahut da evde yoktu. Küsmenin veyahut da aynı şekilde tavır koymanın bir alemi yok.
kapı aralanırsa aradığı kimseyi sormadan önce kendini kendini tanıtmalıdır. Şimdi hepimiz yapıyoruz bunu. Zili basıyor. Megafonlu ya. Soruyor mesela bazı yerler ziller. Kim o? Benim. Sen kimsin hemşerim ya? Kelimci. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Benim. Telefon açıyor. Alo. Buyur. Telefonda da var şimdi. Telefon edince de önce kendini tanıtmalı. İçeri girmeye rızası olduğu bilinen kimsenin yanına izin almadan girilebilir. O ayrı bir mesele. Telefonda da alo. Sen kimsin? Ya, telefon açan sensin be arkadaş ya. Niye bana sen kimsin diye soruyorsun. Kiminle görüşeceğini söyle. De ki ben işte Ahmet oğlu Mehmet'im. Falanı arıyordum. Yanlış mı aradım? Karşı taraf diyecek ki yanlış. Özür dilerim dersin. Sen kimsin? Kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum diye. Açıyor telefonu direkt. Kiminle görüşüyorum? Ya aradığını bir söyle. Benim sen... ben şuyum. Şuyu arıyorum. Şunu hiç. Siz kimi aradınız deyince şunu arıyorum. Baştan söylesene şey yapılsın. Dolayısıyla kapıda da aynı şekilde zilde veyahut da kapı aranamadan önce kendini tanıtmalı. Ben falan onu falanım. Falanı ziyarete geldi falan. İçeriden gelen sefer yerde yok. İşte falan yerde. Şu saatte gelir gibi bir cevap verilir. Ondan sonra tamam geldiğimi söylersiniz. Veyahut da bir şey bırakacaksan bir kağıda not bırakırsın uzatırsın. Çeker gidersin. Çeker gidersin. Telefon açında da ben falanı falan arıyorum. Doğru mu aradım? Ya buyurun derler. Evet. Ya da aynı şekilde şimdi cep telefonlarda doğrudur aradığın kimse. Gene de senin cep telefonu karşıda varsa yazıyor da gene de aynı şekilde ben falanım de. Tanıt kendini. Doğrusu bu mu? Evet doğrusu bu. Ebu Ümame'nin bildirdiği hadis-i şerifte başkalarına benzeyenler bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyiniz. Yahudiler parmakları ile işaret ederek. Hristiyanlar elleri ile işaret ederek, mecusiler de eğilerek selam verir buyuruldu. Bu hadis-i şerifi bir daha okuyalım. Ebu Ümame'nin radıyallahu teala anha bildirdiği hadis-i şerifte başkalarına benzeyenler bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyiniz. Yahudiler parmakları ile işaret ederek, Hristiyanlar elleri ile işaret ederek, mecusiler de eğilerek selam verir buyuruldu. Şimdi biliyor musun bu hemen hemen bunun hepsi de yaygındır Müslümanlar arasında bazıları. Aleykümselam elini göğsüne koyuyor eğiliyor falan. Olur öyle şey ya. Bir kere eli göğsüne götürmek bidattır. Kucaklaşmak caiz değildir. Hadis-i şerifte ne dedi onu da okuduk. Kucaklaşarak birbirinize kucaklaşarak selamlaşmayınız buyuruyor. Önceki ümmetlerde vardı. Muhammed Aleyhisselam ümmeti öyle selam verilmez, öyle selam vermez. Ondan sonra elle işaret ederek, sadece elle işarette orada bir çıkış yolu bildirmişler. Nedir o? Mesela ikimiz de bu fıkıh meselesini biliyoruz. Sen diyelim ki yolun öbür tarafındasın. Selamünaleyküm Bahattin Bey diye bağır mı? Duyulmaz zaten o gün. Ama sen biliyorsun, ben de biliyorum bu. Ben seni gördüm, sen de beni gördün. Ben sağ elimi sağ kaş hizarıma böyle kaldırarak kendi duyacağım. Selamünaleyküm. Ha sen de biliyorsun ki ha bu selam verdi. Sen de elini kaldırsın da aleykümselam. Bağırarak. Aleykümselam diye bağır mı? Gerek yok. Buna izin verilmiş. Buna izin verilmiş. Ama bu da bilen kişiler arasında yapılır. Burada elle eli kaldırmaya izin verilmiş. Onun dışında mesela Kitab-ı Sünnet vel Cemaat kitabında deniyor ki selam ve selama cevap veriniz. Selam olarak parmakla veya el işaret etmek Yahudi ve Hristiyan adettir. Birini görünce kendi elini veya onun elini öpmek ve eli göğse koymak ve eğilmek ve yere kapanmak da mecusi adetidir. Ya çok ağır ifade. Kitab-ı Sünnet vel Cemaat kitabında selam olarak parmakla veya el işaret etmek Yahudi ve Hristiyan adeti. Parmak veya elle işaret etmek Yahudi adeti, Hristiyan adeti. Birini görünce kendi elini veya onun elini öpmek. Hayır, yaşça büyüktür, andı sana şeydir, ne bileyim hürmete layık bir zattır. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Demek ki mecusiler de hemen görünce böyle elini öpüyor falan. Birini görünce kendi elini veya onun elini öpmek ve eli göğse koymak buyuruluyor. Eli göğse koymak. Eğilmek. Eli göğse koydu, eğildi. Demek yere kapanmak da mecusi adetidir. Onun için Müslümanların çok uyanık olması lazım. Dikkat etmesi lazım.
Fetevai Karivül Hidaye'de ve Şiratül İslam'da her iki kitapta da buyuruyor ki parmakla işaret ederek selam vermek Yahudi adetidir. El ile selam vermek de Hristiyan adettir. Müslüman böyle selam vermemelidir buyuruluyor Fetevai Karivül Hidaye ve Şiratül İslam kitaplarında. Diyeceksiniz efendim hani önemli mi? Tabii ki önemli. Tabii ki önemli. Çünkü Bahattin Bey, biz Müslümanız elhamdülillah. Biz Müslümanız. Ve Müslüman yemesinde, içmesinde, giyinmesinde, selamlaşmasında, alışverişinde, ibadet ve taatlarında hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiklerine ittiba etmesi lazım. Mesela kitaplarda hep anlatılır. Sünnet-i seniyeye ittiba. İmam-ı Rabbani Kutuzetleri bu ifadeyi sık sık kullanır. Sünnet-i seniyeye, sünnet-i seniyeye. Sünnet-i seniyeye deyince, Peygamber Efendimizin bildirmiş olduğu farz olmayan şeyler. Hayır, sünnet-i seniyeye tek olarak kullanıldığı zaman İslamiyet demektir. İslamiyet demektir. A'dan Z'ye. Yatmanda, kalkmanda, yemende, içmende, komşuluğunda, alışverişinde, hepsinde İslamiyet nasıl bildirmişse, ibadetlerinde İslamiyet nasıl bildirmişse, namazı nasıl bildirmişse, orucu nasıl bildirmişse, zekatı nasıl bildirmişse, diğer ibadetleri nasıl bildirmişse, aynen o bildirildiği şekliyle yapman lazım, yapmamız lazım buyuruluyor. Yoksa öbür türlü Allah-u Teala muhafaza buyursun. Evet. Selamlaşma da öyle mi? Elbette selamlaşma da öyle. Mesela Mazhar Canan Hazretleri eli başa kaldırarak ve eğilerek selamlaşanlara mani olur mübarek Mazhar Canan Hazretleri. Bu zat Hindistan'da metfundur. Abdullah Dehlevi Hazretleri de bu zatın talebesidir. Mazhar Canan Hazretleri'nin. Ve kabirlerde yan yanalar Abdullah Dehlevi Hazretleri ve Mazhar Canan Hazretleri. Her ikisi de evlad-ı Rasul'dür. Mazhar Canan Hazretleri de Abdullah Dehlevi Hazretleri de evlad-ı Rasul'dür. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin talebesi de Mevlana Hazreti Bağdadi Hazretleri Şam'da metfun ve Mevlana Hazreti Bağdadi Hazretleri'nin bir talebesi esas ana tarafı Tahir Hakkari Hazretleri o Hakkari'de Şemdinli'de ve Abdülfettah Akri Hazretleri var Mevlana Hazreti Bağdadi Hazretleri'nin talebesi o da İstanbul Üsküdar'da. Evet. Metfun. Allah-u Teala şefaatlere nail eylesin inşallah. Bir de Camiül Eser kibar ulemasından olup 1942'de vefat etmiş olan Şeyh Ali Mahfuz ismindeki Zat El-İbda kitabında diyor ki İslamiyet'e uygun selam vermek unutuldu. 1942'de vefat etmiş. Demek ki önceden yazdım mübarek bu zatı, bu kitabı, El-İbda kitabını. İslamiyet'e uygun selam vermek unutuldu. Bu çok kötü bir adettir. Günaydın demek, el işaretiyle selamlaşmak, baş eğmek, yabancı Müslümanı görünce selam vermemek, eve girince gördüklerine selam vermemek çok fenadır. Sünneti terk etmektir. Buyuruyor Ali Mahfuz rahmetullahi teala aleyh. El-İbda kitabında. Hakikaten öyle. Hanımına, çoluğuna, çocuğuna selam vermiyor. Bir de sen günaydın. Bir zaman da şey uydurdulardı bilmiyorum size ama tünaydın diyorlardı. Evet. Şimdi İslamiyet öyle bir güzel selamlaşma şekli bildirmiş ki 24 saat geçerli. Gece gündüz. Mesela Araplar da kendi aralarında mesela işte hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar falan diyorlar. Sabah ayrı türlü söylüyor, akşam ayrı türlü söylüyor. Öbürlerinde de aynı şekilde. Mesela bonjour diyor, bonsoir diyor Fransızlar. Bonjour, günaydın demek. Bonsoir, hayırlı akşamlar demek. Şimdi İslamiyet, gece yarısı da selamünaleyküm. Gündüz de selamünaleyküm. Öğle vakitte selamünaleyküm. 24 saat selamünaleyküm. 24 saat geçerli. Hiç sıkıntın yok. Ya şimdi geceyi ne diyecektim? Bonsoir mu, bonjour mu? Ne diyecektim ben şimdi? Tabii karıştırıyorsun. Ama dinimizin bildirmiş olduğu selamlaşma şekli, selamlaşma şekli, yani başından beri naklettiğimiz şekliyle budur. Esselamu aleyküm, karşı taraftaki ve aleyküm selam. Peki efendim, mesela diyemez mi bir kimse, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyemez mi der tabii. Alan da
Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çünkü o zaman misli misli daha fazlasıyla iade ediyorsun. Kazandığın sevap da fazla mı oluyor? Evet, kazandığın sevap da fazla oluyor. Tabii Müslüman olarak önce kendimiz bunları öğreneceğiz. Sonra anne babamıza aynı şekilde öğreteceğiz. Özür dilerim, anne baba olarak biz öğreneceğiz. Çocuklarımıza öğreteceğiz. O çocuklar da anne baba olduğu zaman onlar da kendilerini öğretecekler. Ve bir de mesela tam İlmi Asad-ı dinimizde selamlaşma şekli uzun uzun anlatılmış. Uzun uzun anlatılmış. Mesela evde diyelim ki bir gün çoluk çocukla beraber hadi radyoda dinledi bir sefer geçti gitti. Ama kalıcı olan, devamlı olan kitaptır. Dolayısıyla bu kitabı temin etmeli ve oturup çolukla çocukla beraber okumalı. Bir defayla da değil. Ya bir defa, hayır, birkaç defa okumalı, zihinlere yerleşmeli. Hem Cenab-ı Hak inşallah Teala dinimizin emrine uygun olarak bütün işlerimizi yapmamızı bu cuma gecesinin hatır ve hürmetine Rabbim yapmayı nasip eder inşallah. Amin inşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.